Baba Torik. Evet, Avrupa Ligi'ne katılma karşılaşmasında son etapta Fenerbahçe PAOK'la Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda Perşembe akşamı 26 Ağustos'ta karşı karşıya geliyor. 21.45'te karşılaşma başlayacak. Fenerbahçe'nin bu apar topar başladığı ve de çok dengeli gitmediği sezonun en kritik noktalarından, en kritik maçlarından birindeyiz. 1-0 yenildi Fenerbahçe ilk karşılaşmada Yunanistan'da. Gol bulamadan buraya döndü. Bu en büyük eksilerden bir tanesi. 1-0 Avrupa Kupaları veya herhangi bir rövanşlı karşılaşma için çok kritik bir skor. PAOK'un bulabileceği bir gol bir anda maçı tamamıyla dengelerini değiştirebilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kontrollü oynayıp mutlaka iki farklı galip gelmesi lazım. Şimdi PAOK'un oradaki seyirci baskısıyla oynadığı futbolu burada göstermeyeceğini düşünüyorum. Burada PAOK'un tek düşüncesi Fenerbahçe'yi durdurup bir gol bulmak olacak. Fenerbahçe gol atmadan golü bulabilirse bu turu atlayacak. Dolayısıyla PAOK'un düşüncesi aşağı yukarı böyle ve bariz. Trabzon maçında Alex'i ve Stoğ'u kenarda oturttu Aykut Hoca. Daha sonra da yaptığı açıklamada Trabzon maçı telafisi olan bir maç ama PAOK telafisi olan bir karşılaşma değil. Dolayısıyla bu ikisini rotasyona soktum, dinlendirdim dedi. Dolayısıyla hem Stoğ hem Alex bu karşılaşmada oynayacak. Niang da Trabzon maçında biraz yalnız kaldı ama hareketli gözüktü. Topu aldı, birkaç kere döndü, pozisyona girdi ki zor bir karşılaşmaydı Fenerbahçe'nin oyunu açısından ve Niang açısından. Dolayısıyla o da tabii Kadıköy'de ilk kez taraftarın karşısına çıkacak ve de iyi bir test olacak onun için de. Fenerbahçe'nin buradaki en büyük problemi sezonun başından beri çok fazla pozisyon veriyor olması ve takım savunmasında çok ciddi hatalar yapıyor olması. Daha önceden bunu işte eksiklere yormuştuk. Defansın ortasında bir türlü işte şu anda ideal gözüken Lugano Bilica ikilisinin oynamamasına yormuştuk. Fakat Trabzon maçı gösterdi ki problem orada da değil. Dos Santos ve Stoh olduğu zaman sol kanat bir koridor olur. İkisinin de defansif yönleri çok üstün değil. Özellikle Santos'un değil. Stoğ zaten çok fazla gezerek oynuyor. Dolayısıyla sol kanat çok ciddi boş kalıyor. Dolayısıyla defansif anlamda Fenerbahçe'nin çok ciddi zaafları ve eksikleri var. PAOK'un hızlı adamları var. Bunu biliyoruz ve iyi kontratak oynayabilen bir takım. Buradaki en büyük yük yine dönüp dolaşıp orta sahada defansın ortasında oynayacak olan, büyük ihtimalle oynayacak olan Emre ve Christian'a düşüyor. Christian bazı maçlarda çok iyi, bazı maçlarda çok kötü ama genelde yaratıcı olmayan ama topu tutan, oyunu tutan bir yapıyla orada oynuyor. Dolayısıyla Christian'dan bu saatten sonra çok fazla bir şey beklemiyoruz. Emre'nin dolayısıyla buradaki performansı çok çok önemli. Alex'in performansı çok çok önemli. Ve tabii şimdi takıma yavaş yavaş monte edilen, tekrardan iyileşerek katılan Mehmet Topuz ve Trabzon'da çok başarılı olmamasına rağmen Aykut Hoca'nın çok güvendiği Özer bu maçın ağırlıklı isimleri olacak. Niang'a burada başka bir parantez daha açmak lazım. Burada ilk Kadıköy taraftarının yanındaki ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'nin gol bulmasının da şart olduğu, hatta iki gol bulmasının şart olduğu bir karşılaşmada çok ciddi bir avantaj aslında Niang için. Dolayısıyla Niang'ın bu maçta ekstra bir motivasyonla oynayacağını ve taraftara da kendini kanıtlamak için olağanüstü bir çaba harcayacağını düşünüyorum. O yapıda bir futbolcu ve en büyük avantajlarından bir tanesi Fenerbahçe'nin. Trabzon'da da gördük ki Fenerbahçe daha koşan bir takım haline geliyor yavaş yavaş ama bu koşmak Alex'in söylediği gibi hani rakibin peşinden koşmak değil de doğru yerlere koşmak olması lazım. Dolayısıyla çok zor bir maça çıkıyor Fenerbahçe. Taraftar
tabii ki destek olarak başlayacak ama taraftar çok sallantıda, çok az kredisi var Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'deki birçok oyuncunun. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ne yapıp edip ilk golü yememesi lazım. Hani ilk baştaki bir maçın içindeki düşülebilecek bir beraberlik bile belki tolere edilebilir. Ama ilk golü kesinlikle Fenerbahçe'nin atması lazım. Eğer bu kontrollü oyunu sağlayıp da ilk golü bulursa Fenerbahçe tur için büyük avantaj sağlayabilir. Kadıköy'de öne geçtikten sonra bu maçı alabilir. Fakat işin açıkçası kalbimiz böyle demiyor ama mantık birazcık daha PAOK'u bu maçta şanslı görüyor. Ve hatta buradan ben PAOK'un alabileceği bir galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur ama PAOK bu maçta da diğer maçta olduğu gibi Fenerbahçe'nin boş alanlarını iyi değerlendirirse gol bulması işten değil. Fenerbahçe ile oynayan şu ana kadar sadece Antalyaspor gol bulmadı ve de dolayısıyla burada ciddi bir problemi var Fenerbahçe'nin. Sonuç üst olur bu karşılaşma. Bol gollü bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Gönlümüz el vermese de PAOK daha şanslı ama umarım Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe gider. Baba Tori.